geçim kaynağımız genelde tarım üzerine olduğu için buğday, arpa, mercimek gibi ya da nohut ekiliyor burada. Sayın Cumhurbaşkanı bu kanalın bu bölgeye su verilmesini tarih olarak 2012 yılında bölgeye su bırakılacağını söylemişti. Yaklaşık 13-14 yıldır bölgenin tamamı bu kanal suyunu bekliyor. Biz her yıl şeyine yani genelde hep patlıyor. Mesela yaklaşık 3 yıldır su her sene bırakılıyor ve kanallar hepsi patlıyor. Çünkü kanalların tümünde betonlar çürümeye bırakıldı. Genel itibariyle su bırakıldığı zaman da kanallar patladığı için su verilemiyor. Bırakıldı deneme amaçlı. Sözde su bırakılacaktı bu sene. Yine bırakılmadı. Yetkililere sürekli dilekçeler de veriyoruz suyun bırakılması için. Çünkü bölgenin hemen tamamında yaklaşık 10-11-12 tane köy bu kanal üzerinde sulamayı bekliyor. Yaklaşık hemen 100 bin dönüme yakın arazi burada kuru tarım üzerinde tarımcılık yapıyor. Suyun gelmemesi tabii ki bölge halkını çok etkiliyor. Şimdi her sene aynı şeyi biz başvurumuzu yapıyoruz. Haber konusu bazen oluyor bu bölgenin, yani bu kanallardan su gelmediği için haber konusu da yapıyoruz. DSİ'ye defalarca müracaatta bulundum. Bölgenin milletvekillerine bunları dile getirdik. Her sene aynı şey söyleniyor. Su bırakılacak bu sene. Yaklaşık 5-6 senedir aynı hikayeyi dinliyoruz. Bu sene bırakılacak ama bırakılmıyor. Öbür sene oluyor ve su bırakılacak, yine bırakılıyor. Seçim zamanı geldiği zaman 4 yılda bir çalışma yapılıyor bölgede. Su bırakılacak. İnsanlar kandırılıyor adeta. Herkes şehire göç ediyor. Yani biz bu göçün artık tekrardan köylere göçün sağlanması, insanların kendi tarlalarını işletmesini istiyoruz.